Selam arkadaşlar. Herkese merhaba. Fethiye diye sokak röportajları ütü çekmeye geldik. Ama bilin bakalım ne oldu? Kimseyi bulamadık ya lan. Biz de kendimiz biraz muhabbet etmeye karar verdik. Sana soru soralım, ne yapsam? Ben Tanju'ya soracağım. Evlenmenle ilgili bir şey sormak istiyorum, yani evlilikle ama alakalı. Ayıp değil mi? Evlilik mi ayıp? Hayır. Yoksa soru mu ayıp? Soracağın soru. Aklıma bir şey gelmedi bu arada, şaka diyorum da. Bir fıkra anlat bana, en sevdiğin fıkra. Temel'in bir gün. Temel 60. Dursun 70. Ceza almasaydın hangi suçu işlerdin? Ayıp. Ayıp mı? Tam kestik. Kes. Ulan adamın aklında neler geçiyormuş ya. Halk oyunlarından kime gıcık gidiyorsun? Bizim ekipten mi? Evet. Söylemem. Ben söylemedim. Haydi söyle onu nasıl sevmediğini. Senin adamın D'si kapalı, bendik açık. Harika. Eşin olacak hanımefendi. Telefonda nasıl kayıt? Çubanım. Görmek istiyorum. Onu kodlamak istiyorum. Burada herkese de söylemek istiyorum. Çubanım. Çubanım. Tamam. Annen nasıl kayıttı? Anacığım. Anacığım. Peki Çubana'nın en sevdiği oyun ne? Diğer telefondan bir şey oynuyordu böyle. Aynı rengi buluyor, patlıyor ya, ne o? Kendi Crush Saga mı? Değil de Facebook üzerinden değil. Bir yere bulamıyorum. Bana Türk kadınını 3 kelimeyle anlat. Çalışkan. Türk kadınları. Hadi İngilizle evlendin diyelim. Mantı yapacak mı? Bunun mantığı yok. Mantığı yok bu işin. Bize gereksiz bir yeteneğinizi gösterir misiniz Tanju Bey? Gösteriyorum. Şu tarafa doğru. Ne kadar borcunuz var diyeceğim de abo evlilik arifesinde bu sorulur mu lan? Emin misin? Sorayım mı? Senin beş sıkıntı yok mu? Senin tekrar hatırlatacağım sorunu yani. 70 bine yakın yani. 70 bin. Lan bizim maaş 1600, borç 70 bin yani. Kestik. Evinizde hangi interneti kullanıyorsunuz Tanju? Tabii ki de Fethiye'ye. İşte bu. Dur. Kaç kilo fazlanız var diyeceğim ya? Sen bayağı vermişsin. 8 falan. Harbi mi? Bence abartıyorum. Abi şu göbek 3 kilo erimez ya. Senin bir 10 kilo var. Yok artık. 87 kilo ben, ayıp söylemesin. Senin boy kaç? 85. 85. Kilo? 83. 83 mü oldun sen? 89'a başladı. 89 mu oğlum sen? Tamam 83. Oğlum nasıl 83 olursun lan? İnanamıyorum. Bana söylemedin oğlum. Niye böyle hainlik yaptın lan? Beraber kilo verecektik. Başarı dedin ya. Doğru lan adam, diyete bak ya. Kek nasıl yapılır sen anlat. Oğlum ben yumurta kırmayı yeni öğrendim. Ne keki ya? Adam kek diyorsun. Bana aklından geçen keki tarif edeceksin ya. Kekte ne malzeme kullanılır? Yumurta. Başka? Kabartma tozu. Evet. Harika gidiyorsun. Fırın. İşte bu ya. Anahtar kelime fırındır. Tepsi. Tepsi mi? Tepsi lan. Vanilya mı? Vanilin diyor. Evet. Vanilin mi? Aha. Öyle bir madde mi var? Vanilin miydi? Vanilya mı? Koku var da. Vanilin ne? Vanilya aroması işte. Çok iyi kek yaparım. Efsane. Süt. Congratulations. Ben bu işi biliyorum ya. Kakao. Wow. Ama sadece kakaolu kekte kullanılıyor bu. Bu şey yaparız. Su. İşte bu. Su yok lan bu arada. Hayır. Su yok. Lan ben nasıl yapıyordum ya? Önce kaba aldım. Yumurtaları attım. Un lan un. Un lan un ana madde. Unu ayrı koydum. Üzerine kabartma tozu 2 tane. Bir tane de vanilya. Hepsini karıştırdım. Sıvı ya. Şeker. Tamam. Şekeri ya. Nasıl unuttuk ya? Ne zamandan beri sabah? Kanka biz iyi çok konuşuyorsunuz ya. Bildiğiniz kelimeler neler? Onu da koyayım mı sen? Bak. Yok bir yere koyayım. Olmaz yapma. Bir şey olmaz. Vallahi bir şey olmaz. Dede abi yok. Oğlum bir şey olmaz diyorsa bir şey olmaz. Adamlara inanmıyor musun? Bana koyma. Tamam. Oğlum kamera da sensin. Bir şey yapmaz. Abi, la bir şey olmaz. Tamam. Takımında mı? Bu kadar. Koysana en sırtına. Bak. Acıyor oğlum. Hayır. Tam tırnağı var çünkü. Ya böyle abi. Tırnağı acıyor. Tamam. Acımıyor şu anda. Sen kendini kastığın için. İyi tamam hadi getir. Ne haber oğlum? O bana burada işte. Bana burada işte. Uyandığında ilk dokunduğun şey nedir? Telefon. Ardem o senle beraber mi yatıyor? Vallahi korkutuyorum beni ya. Evet. Sevdirmiyor mu hiç? Sevdiriyor. Oğlum göster bir bina abine. Göster. Yok göstermemiş abi. Ceza almasaydın hangi suçu işlerdin? Kalp çalardın. Sevdiğin kadının kalbini çalmayı denerdin. Sevdiğin kadının kalbini. Evet. Şu 9 sene platonik olan. Aynen öyle. Yok çay söyleyeyim ben. Ben içerim. Ama sahibi yoksa. Sahibi yoksa ben alırım Mehmet abi. Ver. Uçak kim Mehmet abi? Çayı ver, çayı ver. Uçak kimin? Jack.
Ben içi veririm ya. Sen Türk kadınını üç kelimeyle nasıl anlatırsın? Güzel, alımlı, aşık olacağımız tek Türk kadınlarıdır bence. Üçüncüsü olmadı pek ama. Aynen öyle. Bence trip diyor. Trip diyenler. Bence de. Ben. Peki sevgilin var mı? Var. Ne zamandır var? Bir aylık. Evet. Evlenmek için neyi bekliyorsun? Okulu lise mi okuyorsun? Hayır, üniversite. Herhangi bir yeteneğin var mı? Yaşıyorum. Çok iyi. Sevgilinizin en çok oynamayı sevdiği oyun ne? Saklambaç. Kaç yaşında? 20. Harika. Birlikteyken ama. Birlikteyken. Yakalamaya çalıştım. Peki sevgilin... sevgilin telefonda ne diye kayıtlı bakalım be. Ela gözlüm. Ela gözlü mü? Ela gözlü. Tamam abi, sana bir şey demedim. İstediğin gibi takılabilirsin. Senin sevgilin var mı? Ziya. Ziya. Borcun ne kadar? 7.760. Kredi abi. Kırdısın. Ayırdığından. Burada nerede kalıyorsunuz? Lojman mı? Ev mi? Evde. Kira fiyatları ne kadar? Geçiriyorlar abi bize valla. Ne kadar geçiriyorlar ayda? 1.300 geçiriyorlar. Ceza almasaydın sen ne suç işlerdin? Aşk yaşardım abi. Aşk mı yaşardın? Yani aklıma farklı bir suç geldi ama. Montajda bak görüyor musun hayatı? Dün sen ben seni çekiyordum, şimdi aynen, sen aynen. Ege şivesi yapmak zorunda mıyız? Var mı Ege şivesi? Var. Olma mı? Ben anlamayın, sen konuşak yani. Konuş bakayım, bizim oğlan. Sene diyorum, sene. Beni de iyi de ben anlamayın. Sen anlayıp durur musun? Ben 6 sene usta. Muğla'da okudum. Hangi bölüm? Çağdaş Türk Leşleri okudum. Birazcık enteresan bir bölüm. Muğla'daki ilk muhabbetim şu. Yani elimde var 60 kilo valiz yani, böyle otobüse biniyorum. Otobüse bindim. Adama dedim ki yani çok basit bir soru. Üniversiteye gidiyor mu? Yani otobüs. Anlamadım abi dedim. Dedi. Ama hiçbir şey anlamıyor. Hakikaten adam da böyle konuşuyor yani. Ben üniversiteye gidiyorum dedim. Otur oraya, otur dedi. Ondan sonra yürüdük gittik. Muğla'daki çok tatlılar tanış, değil mi ya? Tanıştığım buydu yani. Ve ben 17 yaşında memleketimden kaçtım. Üniversite okumak Adana. Ve ilk... Peki ben sana bir şey soracağım. Ben sana bir şey soracağım. Nerelisin diyor adam, Kayserili. He. Nerelisin? İşte Mardin. He. Nerelisin? Adana. Oo. Neden? Vallahi haberlerden dolayı diyebilir miyim? Medyadan dolayı. Bir haber görüyorum. Güneşe. Sağ tarafta da bir Adana. Adana var tabii. Güneşe ateş ediyorlar. Yok, polis karakolunun önünde silahlı çatışma oldu. Bu nasıl bir mekanikmiş ya? Kamera şuraya dönebilir mi? Çok şey kaçırdık ya şu an. Bayağı mekaniğe bak. Harika. Dört çeker bisiklet gördük şu an. Sanki Avrupa'nın bir köşesinden gelmişler gibi. Dört çeker. Süper. İsminiz İlbey'di değil mi? İsmim İlbey Çağrı. Biraz önce telefonla da İlbey Bey dedim ama biraz... Çok komik oluyor değil mi? Garip oluyor. Aynen. Çağrı merkezinde çalışıyordum. Merhaba diyorum, ben düştük Çağrı merkezinden Çağrı. Aa, düştük Çağrı merkezinden Çağrı mı? Ne kadar komik falan diyor. Çok tepkiler aldım. İlbey Bey. Ne kadar komik oluyor. Size sadece İlbey diyebilir miyim? Rıfat. Ben soyadım. Yalınız. 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 Orada nazan ne var? O hangi şive bu? Bunu bilmiyorum. Şive değil. Bu bizdeki. Ana Altayca'dan bugüne kadar ulaşmış N ve G sesinin tam karşılığı. Yani transkribe edilişi o. NG. NG. Sana dersin ya mesela. Hı. Sana, bana. Sana. Oradaki o harf işte. Aa, enteresan. Sosyal yaratıklarız. İnsana insan lazım. Sosyal adam. Yeterince sosyaliz zaten. Aynen. Ceza almasaydın hangi suçu işlerdin? Yani bir suç işleyeceğim ve bunun bir cezası olacak. Hukuken bunun cezası olmayacak. Ama sadece... lan bunu itlik, serserilik olsun diye bunu yapacağım. Mesela bir adam dökmektir ya da... Ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Sizi şu konuda şoka uğratacağım. 28 yaşındayım. Adana gibi bir yerde doğup büyüyüp yetiştim. Bugüne kadar bir tane insana tokat atmadım. Bir insandan da tokat yemedim. O yüzden ceza meza bilmiyorum. Ben çok masumum. Anca öğretmenden yemişimdir dayak. Biz çok yedik. Yedim. Bir tane yani. Öğretmenden dayak yedim. O da beni buradan bir şekilde izlerse. Ben büyüdüm falan. Şimdi gelsin. Benim yaşadığım trajediyi anlatayım. 7 yaşındayım. İlkokula başladım. Birinci günüm. Ve sağ olsun. Travmaya bak abi. Birinci gün ya. Yeni başladık. Tokat yedim. Neden değil mi yani? Ne yaptın? 7 yaşında bir şey sana ne yapmış olabilir ki? Koşturuyorum. Bir şey devirdim herhalde. Ne oldu? Orasını hatırlamıyorum. Şimdi ütopik bakacağım olaya. Sorduğun soruya geleyim abi. Evet. Yolunu bulsam yolda tankla gezerim abi. GTA. Bayağı tank ya hani bildiğin. Panzer miydi? Panzer. Panzer cibimde herhalde. Uçak savar taşırım. Mantıklı. Cezası yok nasılsa. Adana ya. Türk kadınlarını üç kelimeyle anlatsan nasıl anlatırsın? Abi yetiştiğimiz coğrafyayla orantılı olarak yani bir tarafımızda batı, bir tarafımızda doğu. Biz tam böyle ikisinin ortasında bir yerdeyiz. Gereksiz ego var mesela. Çok gereksiz bir ego var. Annem kadın, oradan biliyorum yani. Hani yakınen. Gereksiz ego. Sana yumurta yaptım. Değil mi? Ama böyle kırıyor böyle yumurtayı. Bak bugün taze fasulye var, tamam mı? Konuşmak falan bu kadının genetiğinde olan bir şey zaten yani. Konuşacaksın abi. Ya yani. Vasıf yani. Görünmezlik kremi oldu, sürdün. Ne yaparsın ya?
Bu soruyu nasıl değiştireceğim biliyor musun? Görünmez olsan ne yapmazsın? Ne yapmam ki abi? Üf, müsait mi kamera? Uyandığında ilk dokunduğun şey ne? Abi yokluyoruz. Telefonun değil mi? Bir şey söyleyeyim mi sana? Bence telefonun ya. Yok bak yokluyoruz. Yoklamıyor değiliz abi. Nasıl olmuş İstemsiz. Falan diye. Ben sana bir şey söyleyeyim mi ama o neymiş biliyor musun? Biz erkeklerin gece tuvalete geliyormuş abi. Doğru. O aslında o ereksiyonun sebebi tuvaletmiş ya. Gayet de masum. Vallahi masum. Büyüyor oraya mı? Kamışa mı kırılmaz? Usta ne olduğunu harika. Bilemem. Çok iyi gidiyoruz ya, şu an. Mevzu. Mesanede olunca oraya mı gidiyor anlamadım. Sen bir kendini çeksene. Aynen. Şöyle bir alsana kendini. Biyolojik olarak sebebi gerçekten tamamen sidik torbamızın dolu olmasıymış. Sor abi. Uf terlettim. Annen telefonunda nasıl kayıtlı? Annem. Annem değil mi? Annem. Enteresan. Babamı sor. Babam. Babam. Harika. Nasıl düşündün sen bunu? Telefonuna gelen en son mesajı görmek istiyorum. Sen telefonumu getireyim mi? Peki. İnandırıcılığı olsun diye öyle bıraktım yani. Sen okuyabilirsin. Günaydın Duygu yazmışsınız. Dün konuşmuştuk. Bu gelen en son mesaj. Fethiye halkının yarısında var benim telefon numaram. Siz ne iş yapıyorsunuz? Bir kast ajansının yerel kast direktörüyüm. Muğla'da bir film projemiz var bizim. Murat Boz ve Seda Bakan'ın başrollerini paylaştığı bir film çekeceğiz burada. Yaklaşık 10 gündür Fethiye'deyim. Sizin de diğer bütün arkadaşlarımızın kaydını alıp filmde görev veriyoruz. Yardımcı oyunculuk üzerine. Görevim bu, maksadım bu, vasfım bu yani. Kaç yıldır bu şirketin? 3 yıldır. Bir figüran olarak başladım. Çok ilginçti. Gerçekten figüran olarak başladık. Yerel kast direktörü oldum. Böyle hikayeler var yani. Birazdan patronunun kim olduğunu soracağım. Merak ettim. Neyin patronu? Bir numara patronunuz. Beni çok zorluyorsunuz. Sizi ben onu kim gönderdi? Rakip ya. Kaftan geldik falan diye. Rakip firmacıyız aynen. Biz. Biz çok bunu yayınlayabilir oldum. Miyiz izinle? Abi ne demek? Muvaffakatname varsa getirin imzalayayım. Sonradan telif açıyormuşum değil mi size? Benim namlam param nerede? İstemiyordum falan diye öyle şey. Zorla silah. Zorla. Bunu görmedim. Ne bu? Aynen. Aa maşallah. Mikrofonmuş bunu işte kamera ama hiç hiç. Ömürlük mikrofon ya. Usta çok memnun oldum. Emeğinize sağlık. Sosyal medya denilen organ gerçekten insanlarda çok büyük bir özgüven patlaması yaşattı. İnsanlar arasına çıkıp 10 dakika değil yani 30 cümlelik, 20 cümlelik dahi diyalog kuramayacak insanlar bu sosyal medya sayesinde gerçekten kendilerini buldular. Mükemmel insanlar ortaya çıktı. Gerçekten emeğinize şimdiden teşekkür ediyorum.